Türk polisinin de katıldığı operasyonla İtalya'da gözaltına alınan suç örgütü lideri Barış Boyun'un cinayet planları bir bir ortaya çıktı. Boyun'un adamlarını infaz timi olarak yetiştirdiği bir alüminyum fabrikasına da canlı bomba sokacağı öğrenildi. İtalya'da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un planları elektronik kelepçesindeki verici kayıtlarında ortaya çıktı. Kayıtlara göre Barış Boyun Sarallar'a ait bir alüminyum fabrikasına saldırı hazırlığındaydı. Ancak saldırı bilgisi İtalyan polisinin verdiği bilgilerle engellendi. Peki saldırı planı neydi? Detaylarına Haber Global muhabiri Rabia Azra sözcü ulaştı. İtalyan kaynaklardan alınan bilgiye göre Barış Boyun fabrikaya önce keşif için çete üyelerini gönderdi. Çete üyeleri fabrikanın iyi korunduğunu belirledi. Silahlı saldırı planı bombalı saldırıyla değiştirildi. Plana göre çete üyeleri fabrikaya itfaiye kıyafetleriyle girecek, üzerlerinde bombalı yeleklerle de fabrikayı patlatacaktı. Barış Boyun'un "Savaşa hazır mısınız arkadaşlar? Fabrikayı yerle bir edin. Bütün Türkiye bunu konuşacak." dediği kamikazeli saldırı İtalyan ve Türk polisinin işbirliğiyle önlendi. Nusret'e yapılan saldırı hakkında da konuşmaları ortaya çıktı. Boyun telefondaki kişiye Saralların ortağı Nusret'in başına gelenleri gördünüz mü? Beşiktaş'taki çocuklar zaten bahane arıyorlardı. Ben talimatı verdim dediği belirlendi. Boyun kayıtlarda kendisine ait silah üreticisi olduğunu da söylüyor. Üretilen o silahların bir kısmı İtalya'daki Vetralla'da saklandı. Vetralla'da ise boyun grubu üyelerinden Ahmet Durmuş oturuyor. Durmuş bu silahları saklıyor, ihtiyaç halinde dağıtıyordu. Öyle ki vericinin kaydettiği bir diğer konuşmada Barış Boyun için o nereye ben oraya, onun için canımı veririm diyor. Öte yandan Barış Boyun cezaevindeki sorgu hakimine konuşmadı. Boyun'la birlikte Almanya, İsviçre, Hollanda ve Sırbistan'da gözaltına alınan Türk vatandaşları da sessiz kalma hakkını kullandı. Boyunun 72 saatlik gözaltı süresi yarın sona erecek.